Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen bir tarif olan şekerpare tarifim olacak. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Şahane görünüyor gerçekten. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlamaya başlayalım. Tencereme 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 3 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve son olarak 1 çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Kaynayana kadar ocakta pişiriyorum şerbetim ve kaynadıktan sonra yine 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Sonra soğumaya bırakıyorum. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bir tane yumurta akını yoğurma kabımı alıyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yine yarım çay bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağı irmiği de ilave edip hafifçe karıştıracağım. Burada 125 gram oda sısındaki tereyağım var. Ve artık unumu ilave etmeye başlıyorum. Burada bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da kabartma tozum var. Ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Unumu azar azar ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur elde etmem gerekiyor çünkü. Ve tekrar yoğuruyorum. Bakın hamurumu yoğurdum. Gayet yumuşak bir hamur. Şöyle göstereyim kıvamını sizlere. Bu kıvamda olması yeterli. Toplamda 2,5 su bardağından biraz daha fazla un kullandım. Ama dediğim gibi kontrolle ekleyin. Gayet yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi şekil verme aşamasına geçelim. Şekil verme aşamasına geçiyorum. Cevizden biraz büyük parçalar alıyorum ve elimde yuvarlıyorum. Daha sonra bu şekilde şekil veriyorum. İsterseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Üzerine fındık koyabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu şekilde şekil verip hafifçe üzerine bastırıyorum. Son şekerparemi de koyuyorum ve şimdi yumurta sarısını sürmeye başlıyorum. Üzeri için ayırdığım bir tane yumurta sarısına 1 çay kaşığı pekmez ilave ettim. Çok daha güzel kızarması için mutlaka sizler de deneyin derim. Ve şimdi yumurta sarısını şekerparelerimin üzerine sürüyorum. Şekerpareme şekil vermeye başlıyorum. Bu şekilde çatalla çizikler atıyorum üzerine. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı üstü iyice kızarana kadar şekerparelerimi pişiriyorum. Tatlılarım pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi şerbetini dökmeye başlıyorum. Şekerparelerim sıcak, şerbetim soğuk olacak şekilde şerbetimi tatlıların üzerine döküyorum. Tatlımı 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Bu esnada tatlıları alt üst edin ki üst kısımları da yeterince şerbeti çeksin. Bir gün bekleyince çok daha lezzetli oluyor. Şimdi tatlıların şerbeti çekmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Şekerparelerim şerbetini de iyice çekti. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldular. Şimdi kıvamına bakmak için servis tabağını alıyorum. Üzerlerini toz fıstıkla süslüyorum. Çok yakışıyor şekerpareye toz fıstık. Bir dilim alarak sizlere dokusunu da göstermek istiyorum.
Bugün sizlerle birlikte tam kıvamında bir şekerpare hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.